Söyledikleri sözlerden, giydikleri kostümlere kadar her şeyleri, her hareketleri efsane oldu. Aslında hepsi yan rollerdeydi ama akıllara kazınan halleriyle başrol oyuncularını bile geride bıraktılar. İşte Türk dizi tarihinin en efsane yan rolleri. Beni almalarını emret. Ne yapıyorsun ya? Her hareketleri olay oldu. Sözleri dillere dolandı. Kullan utanın! Adam olun ulan adam! Rolleri küçük, etkileri büyük. Eğer bana bir şey olursa... İnşallah Mecnun. Nasıl abi? Yani inşallah sana bir şey olur Mecnun. İşte internet kullanıcılarının seçtiği, yan rolden çıkıp diziyi ele geçiren unutulmaz 5 Türk dizi karakteri. Selamün aleyküm kahve milletinin insanları. Tam bir mahalle hayatının anlatıldığı, orta direkt Türk aile yapısının çok iyi işlendiği Ekmek Teknesi'nin ilk bölümü 2002 yılında yayınlandı. Başrolleri usta oyuncular Savaş Dinçel ve Sermin Hürmeriç paylaşıyordu ama herkesin konuştuğu Herodot Cevdet'ti. Atalarımız atına atladığı gibi gaza basıp taklama kançülünü iki taklada geçip Pekin içlerine kadar giriyor, bir manitayı alıp atının terkisine atmak için ortalıkta ne dirlik ne düzenlik bırakıyordu. Hasan Kaçan'ın canlandırdığı Herodot Cevdet aslında dizinin yan karakterlerinden biri bile değildi. Ama kahvede anlattığı hikayeler öylesine sevildi ki bir anda başrollerden çok konuşulur oldu. Ekmek Teknesi deyince akla gelen ilk isimlerden biri haline geldi. Bütün büyük aşıklar bu sezonda yetişmiştir. Sezar ile Kleopatra, Romeo ve Juliet, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Napolyon'la Bonaparte ve kahramanlarımız Leyla ile Mecnun. Herodot Cevdet, Leyla ile Mecnun'un hikayesini anlata dursun, biz de Leyla ile Mecnun dizisinde rol çalmayı başaran Erdal Bakkal'ın meşhur taburelerine konuk olalım. Bakkal Erdal Bey'den bir büyük cumhuriyet altını gelinimize takılıyor. Koskoca bir cumhuriyet altını. Alkışlayalım lütfen. Hep beraber. Evet, çok güzel. Evet. Evet, evet. Mükemmel. Yalnız ben çeyrek takacaktım aslında da. Onun için şu üç tane şeyi alayım, çeyreği alayım. Olmadı ama. Paraköz, çıkarcı, sinsi ve şomazlı. Yani bir insan bünyesinde ne kadar kötü özellik barındırabilirse hepsini barındıran bir karakter Erdal Bakkal. Erdal abi. Eğer bana bir şey olursa... İnşallah Mecnun. Nasıl abi? Yani inşallah sana bir şey olur Mecnun. Bana ne bir şey oluyor ya? Ya sana olsun ne olur. Sana olsa ne olur yani. Niye bana oluyor ya? Ya ne olur sana olsun. Vallahi söz veriyorum gel bana bol fıstıklı yapacağım ya. Hatta Hindistan cevizi bile koyabilirim yani sen olursan. Dizinin başrollerini yani Leyla ile Mecnun'u Ali Atay'la Melis Birkan canlandırıyordu. Ama Cengiz Bozkurt'un hayat verdiği Erdal Bakkal tüm üç kağıtçılığına rağmen dizinin en favori karakterlerinden biri haline geldi. Başrolleri geride bıraktı. Ya Nurten ne olur ya. Ya ne olur Nurten. Vallahi bak. Vallahi işte 5 dakika kalıp geleceğim ya. 5 dakika diyorum. Vallahi 5 dakika bak. Nurten, Nurten ne olur. Ne olur. Ve Türkiye'de kadın komedyen denilince akla gelen ilk isimlerden biri. Binnur Kaya ya da Avrupa yakasında şaha kalktığı rolüyle Şahika Koç Arslanlı. Var ya kızım, kalitemi bozdurtmayın burada bana ha. Fotomodel çizgimden çıkartmayın beni. Fatoş Hanım, yaşlandığınız için unutkanlık başlamış olabilir ama hatırlatmak isterim. Bu derginin sahibi benim. Lahmacun tutkunu, sonradan görme, asabi Şahika o dönem en çok izlenen dizilerden biri olan Avrupa yakasına ikinci sezonun sonunda dahil oldu ve birkaç dakikalık sahnesiyle bile başrolleri gölgede bıraktı. Ben yerken sen beni mi seyredeceksin ya? O zaman ucundan şöyle bir kıtır alırım ben. Ana! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Rahat mısın sen? Ben kendime kadar aldım onları, sana mı aldım? Ispanak namığı hatırlamayan yoktur herhalde. Garip saç şekli, kulağa hoş gelen şivesi ve korkaklığıyla nevi şahsına münhasır bir karakterdi. Ana sessiz olun. Düşüncelerimi dağıttırırsınız. Aklımdan ders anlatayım. Ha içinden mi? Öyle içimden düşüneyim ne yapacağım, nasıl anlatacağım. Balkanlardaki Türklerin yaşamını anlatan Elveda Rumeli'de Erdal Özyağcılar, Şebnem Sönmez, Tolgahan Sayışman gibi isimler başrolü paylaşıyordu. Ama kadronun en genç ismi Caner Özyurt ya da dizideki ismiyle Ispanak Namık tam anlamıyla bir fenomen oldu. Niçin bırakmayasın arkamı? Aşk olsun Namık. Emine Pembe haydi.
Haydi ders başlar, gidelim. Diziye dahil olduğu gün ne zaman çıkacağı da belliydi. Ama ekranda görünmesi bile olay oldu. O dönem Mehmet Günsür'ün adı Twitter'da dünyada en çok konuşulanlar listesinin bir numarasındaydı. Gücün yetiyorsa durma paşa. Kelleme almalarını emret. Türk dizi tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl'a Şehzade Mustafa rolüyle dahil oldu Mehmet Günsür. Ben anneme bir söz verdim baba. Hayatın pahasına da olsa onu koruyacağım. Onun üzülmesine izin vermeyeceğim. Bunu size de söyledim. Mehmet Günsür sadece bir sezon için katıldığı dizideki rolüyle öylesine sevildi ki başrollerden ve dizinin ana konusundan daha çok gündeme geldi. Hatta rol gereği öldüğünde ülkenin dört bir yanında cenaze namazları kılındı.